Camindeyiz. Adından da anlaşılacağı gibi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından inşa ettirilen bu bir tepe seçilmiş burası. Burası Roma Bizans içinde önemli bir yer olduğu için özellikle buradan mesaj vermek istemiş. Çünkü Konstantin'in de mezarı burada ve onun varisi olduğunu, onun devamı olduğunu göstermek istemiştir. Öyle yorumlanıyor ve bir prestij, Osmanlı prestijinin de gücünü de ortaya koymak için bu tepe seçilmiş ve burada inşaatı başlatmıştır. Zaten enteresan bir şey de var, söyleyeyim onu. Fatih aslında 21 yaşında, genç yaşta fethederken İstanbul'u, o yaşta olmasına rağmen tarihi eserlere büyük saygısı var. Hatta İstanbul'u fethetmeden önce barış yoluyla teslim almak istiyor. Şehir zarar görmesin, önem veriyor İstanbul'a. Bunu bir hayli zorlamış. Fakat yerli Rumlar kabul etmişler bunu. Ama Frankler özellikle Venedik ticaretini, Akdeniz ticaretini kaybedecekleri için buna yanaşmamışlar. Rumlar demişler o gelsin bu gelsin. Bizim farkı zaten burada yaşıyoruz. Onlar hayır bizim büyük bir ticari şeyimiz var. Rumları da zorlamışlar çatışmaya. Ve maalesef savaşla almış İstanbul'u. Fakat fazla tahrip olmasın diye de yağmayı derler ki 3 günden sonra kestirmiş durmuş. Gerçi bu yol askerlik tarihinde tehlikelidir çünkü asker her zaman ganimet almak ister. Evet. Barış yoluyla aldığın zaman ganimet yok. Evet. Dolayısıyla isteksiz davranırlar. Bizans şehri olmasına rağmen Osmanlı mimari kültürünü, Osmanlı mimari sanatının üslubunu gösterircesine bu büyük külliyeyi yapmış. Tamamen Orhan dönemi mimari üslubuna göre bu inşaat tasarımı yapılmıştır. Osmanlı medeniyet tasavvuruna göre, Türk İslam medeniyetinin bir abidesi olarak İstanbul'a
konumlanmış ve muhteşem bir silüet oluşturmuş o tarih için. O zamanki tabii Fatih Camii'nin ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kaynaklardan araştırıyoruz. Tek büyük bir kubbesi var ama kıble yönüne bir yarım kubbe çıkılmış. Ve çevresindeki 8 medrese var. 8 medresesinde 8 tane tetimme medreseler var. Yani hazırlık medreseler var. Fakat maalesef bu medreselerin 8'i tetimme medreseleri günümüze gelmemiş. Sadece normal medreseler kalmış. Bu arada kervansarayı var, imareti var. Efendim dar-ı şifası var. Tapanesi var. Sıbyan mektebi var. Kütüphanesi var. Çok da zengin bir dar-ı ziyafesi var. Fakat tabii 1509'da küçük kıyamet denilen büyük bir deprem olmuş İstanbul'da. Orada büyük bir zarar görmüş. Yine de kullanılır şekilde devam edilmiş. Fakat 1766'da bayramın birinci günü müthiş bir deprem olunca Fatih Camisi kullanılamaz hale gelmiş. Kubbe çökmüş. Hatta türbeler zarar görmüş. Diğer yapılar zarar görmüş. Ve 3. Mustafa, onun da büyük hayrı vardır bu işte. Bir yıl sonra hemen inşaatı başlatıyor. Bu muhteşem Ata Yadigarı Fatih Camii'ni ihya etmek ve İstanbul'un kimliğine yine bu eseri kazandırmak için Şehzade Camii'nin planını uygulatmışlar. Bir kubbe dört tarafta yarımşar kubbeyle eseri tamamlamışlar. Eserin planı değişmemiş. Yani çeperi doğru fakat yeni bir üslup içinde inşa edilmiş. Yine Osmanlı klasik dönem tasarım planına göre uygulanmış ve aşağı yukarı 16 ayda da tamamlanmış kısa bir süre içinde. Yani çok uzamış inşaat. Bu hususta tabii değişik bir takım görüşler de var. Ancak rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi en çok çalışmış Fatih Camii ve Külliyesi'ni. Planın değişmediğini, türbelerin de değişmediğini, aynı yerde olduğunu, başka yere nakledilmediğini ispat etti yani, sonuçlandırdı. Efendim süslemeleri barok stilde yapmışlar. Fevkalade güzel bir cami. Çok büyük. Yani 220 hatta 44 dönümlük bir alanı kaplıyor. Ve gerçekten mimarlık tarihimizde bu çapta bir yapımız yok. Şimdi bu taraf Karadeniz tarafı. Buraya Karadeniz medreseleri derler. Bu tarafta Akdeniz medreseleri adını almış. Bu bakımdan kıble yönüne doğru da sıralanmış hepsi. Kıble bu şekilde medreselerde arka arkaya kıbleye doğru sıralanmış. İmaretinden de fodlahane varmış bir de. Fodlahanenin bir kepekli ekmek cinsi üreten bir fırın olduğunu, onların her gün fakirlere o ekmeğin dağıtıldığını biliyoruz. Gerçekten İstanbul'un Darülfununu dediğimiz üniversitesinin kuruluşu anlamına gelir, temelini oluşturur. Fatih Camii
Bakın bu kadar Selahattin Camisi yapıldı İstanbul'da. Hala birinciliğini koruyor. En büyük cenaze törenleri burada yapılıyor. Protokol yani bizim cami. Evet protokol, A protokolünün her zaman tercih ettiği bir camidir. Ve daha inşallah kıyamete kadar bu cami hizmetini sürdürecektir diye düşünüyorum. Fatih Camii'nin önemi zaten ortada. Nedir? Türk İstanbul, Müslüman İstanbul, Müslüman halkın, Türk halkının bayrağını diktiği en mükemmel tepelerden biridir. Bunu da simgeleyen Fatih Camii'dir. Yani bu bayrağımız Fatih Camii'dir ve bizi dünyaya kimliğimizi, milletimizi, dinimizi, inancımızı haykıran çok önemli bir eserdir. O bakımdan Fatih Camii yani hem mukaddes hem de milli bir varlığımızdır. Gözümüz. Önlük gösteren Fatih Camii, İstanbul'un kurucularına ev sahipliği yapıyor. Fatih Sultan Mehmet ve ailesinin türbeleri burada bulunuyor. Asıl marifet bir şehri kurmakla beraber o şehirde yaşayan insanların kalbini kazanmaktır demiş Fatih Sultan Mehmet. Cihan Padişahı hem eşsiz bir şehir kurdu hem de halkının kalbini kazandı. Hayatının başlangıcıdır ölüm. Kimi alimlere göre diriliş, kimine göre bir uyanış yoludur. Ve kabirdir hiç şüphesiz ki ahiret yolcusunun ilk durağı. Kabir geleneği Türklerin Türkistan bölgesinden getirdiği inanış ve geleneklerin İslam diniyle yoğrulmasıyla zaman içinde bir zerafet örneği olan türbelerde de geçmişten günümüze kendini gösteriyor. Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Devleti döneminde şekillenen türbe geleneği, Anadolu Türk Beylikleri döneminde zenginleşerek Osmanlı dönemine ulaşmış. Ve bu dönemde türbeler mimari açıdan zirveye ulaşmış. İstanbul'un fethinden önce birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da, Osmanlı'nın izini taşıyan birçok noktada devlet adamlarının, din alimlerinin ve evliyaların türbeleri bulunuyor. Öyle ki Osmanlı tarihi boyunca dünya hayatına gözlerini yuman kişilerin namını yad etmek, hatırasını saklamak için türbeler inşa edilmiş. Türbeler bir diğer tanımlamayla Türklerin ilmine, sanatına, askerliğine büyük hizmetler vermiş kişiler için yaptırılan İslam abideleridir.
Fetih öncesi ve sonrasında Anadolu'nun pek çok yerinde, dahası Bosna, Mısır, Hindistan, Irak gibi Osmanlı'nın izini taşıyan ülkelerde türbeler inşa edilmiş olsa da, padişah ve hanedan mensuplarına, velilere ve devlet adamlarına ait türbelerin büyük kısmı İstanbul'dadır. İstanbul'da sahabe, ulema, padişah ve devlet adamları olmak üzere 500'ü aşkın ziyaret noktası var. Ve işte bu türbelerin en önemlilerinden biri, Fatih Sur içinde bulunan, vefatının ardından yapılan 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Türbesi. Fatih Sultan Mehmet Türbesi İstanbul Suriçi Fatih'te Fatih Cami Külliyesi'nde bulunuyor. İlk türbe yapısı Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra yapılmış. Bu türbe 1765 yılında yaşanan depremde cami ile birlikte tamamen yıkılmış. 1766 yılında Sultan 3. Mustafa'nın emriyle cami ve türbe o devrin üslubuna göre Mimar Mehmet Tahir Ağa'ya yeniden inşa ettirilmiş. Fatih Sultan Mehmet Türbesi caminin kıble tarafında dış avludan girilen alanda bulunuyor. Türbe 8 köşeli bir plana göre düzenlenmiş. Üzerini tek bir kubbe örtmektedir. Giriş bölümünde kapı üstündeki saçağı taşıyan iki sütunlu bir sundurma bulunuyor. 1782'deki Cibali yangınında yanan türbe 1. Abdülhamit döneminde onarılarak yeni sanduka bir Kabe örtüsüyle örtülmüş. Daha sonra Sultan Abdülaziz 1866'da türbenin iç süslemelerini yeniletmiş ve kubbesine de saraydan getirilen kristal bir avize asılmış. Fatih Sultan Mehmet tarihte Ebu Feth Sultan Mehmet Han ve Fatih Konstantiniye adıyla tanınıyor. Aldığı iyi eğitimin yanı sıra birçok yabancı lisan bilen padişahların başında geliyor. İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih unvanını alan Sultan Mehmet Han, İstanbul'da defnedilen ilk padişah. Fatih Sultan Mehmet Türbesi de İstanbul'da yapılan ilk padişah türbesi olma özelliğini taşıyor. Fatih Sultan Mehmet 7. Osmanlı padişahıdır. Sultan 2. Murat'ın Hüma Hatun'dan 29 Mart 1432 yılında doğan oğludur. Çok iyi bir eğitim aldı. 7 lisan bilirdi. 2 kez tahta çıktı. İlk tahta çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Haçlı ordusunun saldırı için toplanması üzerine babasına tarihe mal olan o mektubu yazdı. Murat Han, eğer siz padişahsanız buyurun tahtınızın başına geçin. Şayet ben padişahsam size tahta geçmenizi emrediyorum. Babasının vefatından sonra ikinci kez tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Bütün siyasetini İstanbul'un fethi amacına yöneltti. Yıkılmaz diye bilinen Bizans'ı yıktı ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Böylece Hristiyan aleminin son kalesi olan İstanbul ele geçirildi ve İslam aleminin bu büyük düşüşü gerçekleşti. İstanbul'u fethederek bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlamasına sebep olan Fatih Sultan Mehmet Han, aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "İstanbul mutlak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisine de nail olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri dehası Fatih Sultan Mehmet'in ömrü seferlerde geçti. Osmanlı topraklarını 3 kat büyüttü. Bir asker ve devlet adamı olarak dünya tarihine geçti. Vefat ettiğinde Osmanlı Devleti, ordusu, teşkilatı ve sanatıyla dünyanın önde gelen güçleri arasındaydı. İstanbul'u Osmanlı'ya armağan eden Fatih Sultan Mehmet'in tarihi yarımadadaki türbesi de dua etmek isteyenlerin akınına uğruyor. Fatih Camii'nin haziresinde Sultan'ın eşi Gülbahar Hatun, Gazi Osman Paşa, Dinozade Abidin Paşa, Sultan II. Mahmud'un annesi Nakşidil Valide Sultan, son padişah Sultan 6. Mehmet Vahidettin'in annesi Gülüştü Kadın Efendi türbelerinin yanı sıra, Osmanlı döneminde çeşitli görevlerde bulunmuş 370'e yakın zatın kabri bulunuyor. Fatih Cami Haziresi'ndeki önemli türbelerden biri de Gazi Osman Paşa'ya ait. Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanı olarak tanınıyor.
Tarihi 93 Rus Harbi'nde kendi askeri kuvvetinin 4 katı büyüklükteki Rus ve Romanyalı askerlerden oluşan büyük orduya karşı Plevne'de verdiği müthiş savunma sonrası dünyanın takdirini kazandı ve Sultan II. Abdülhamit Han tarafından gazilik unvanı ile ödüllendirildi. 5 Nisan 1900 yılında vefat eden Gazi Osman Paşa vasiyeti üzerine Fatih'teki külliyeye defnedildi. Ömrü ülkeye hizmetle geçen bu büyük asker hafızalarımıza işte bu Plevne Marşı ile kazındı. Boyunca stratejik bir öneme sahip oldu. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere neredeyse tüm Osmanlı padişahları bu bölgeye önem vererek Halic'i dünyanın sayılı tersanelerinden biri haline getirdi.
işsiz olmaz derler. Günümüzde aktif olarak çalışan, dünyanın en eski tersanesi olan ve tarihe iz bırakan Tersane-i Amire artık bilim ve teknoloji merkezi olarak hizmet verecek. Tarihinde büyük işler yapmış, büyük bir milletin birikimleri genç kuşaklara bu bilim ve teknoloji merkezi aracılığıyla aktarılacak.